Değerli dostlar selamlar. SEO ile alakalı uzun zamandır içerik üretmiyordum. Bugün itibariyle uzun soluklu bir video serisi çekmeyi planlıyorum. Video serimizde paravan ağımızı geliştirmeye hedefleyeceğiz. Ağımızda 14 tane web sitesi var. Bu web sitelerin bazıları düşmüş domainlerden oluşuyor. Düşmüş domainlerle her zaman riskler beraberinde geliyor. O yüzden bu ağda testi yapılmış fakat iyi sonuç alınamayan domainler ağın dışında kalacak. Ağ zamanla yeni web siteleri dahil olacak. Video serisindeki öncelikli hedefimiz bu web sitelerini düzenli bir şekilde indeks aldırmak. İkinci hedefimiz de bu web sitelerini mevcut trafiklerini, ziyaretçilerini düzenli bir şekilde arttırmak. Bu ağda işte çeşitli haber siteleri ve blog siteleri var. Duruma göre dediğim gibi blog sitelerin sektörleri vesaire değişebilir. Video serimizde kullanacağımız araçları tanıtmak gerekirse zaten gördüğünüz gibi Excel'i kesinlikle kullanacağız. Bu tarz bir ağ için mevcut çalışmalarınızı takip etmek açısından Excel oldukça önemli. İkinci kullanacağımız araç ise Obsidian. Obsidian'de de burada oluşturduğumuz web sitelerini gün gün işte ne işlem yapıldı, yazımı girildi yoksa mevcuttaki bir yazım güncellendi, güncellendiyse işte Search Console'a indeks edildi mi gibi burada da arkadaşlar gün gün bu web sitelerinde yaptığımız tüm işlemleri Obsidian'da kaydedeceğiz. Üçüncü kullanacağımız araç Semrush. Semrush'tan da anahtar kelime analizi ve trafik takibi gibi konularda yararlanacağız. Video serimizde kullanacağımız bir diğer araç da CacheGPT'nin ki halihazırda zaten bunun WordPress eklenti versiyonunun satışını gerçek. CacheGPT Web'in web versiyonunu kullanacağız. Çünkü web versiyonu tamamen bu tarz paravan ağları yönetmek için biz geliştirdik. Sadece AI'de içerik üretmiyor. Aynı zamanda işte mevcut paravan ağındaki siteleri kendi arasında kategorilendiriyor ve özel prompt yazma imkanı sağlıyor. Yani şöyle işte örnek veriyorum, bir blog, bu siteye özel bir prompt yazılacak ama bu prompt gidip de işte bir haber sitesinde kullanılmayacak. Haber sitesine özel ayrı bir prompt yazılacak gibi. Onun dışında buradaki kısımlar ne? Onları da aktarıp videoyu sonlandıracağım. Burada keyword bölümünde işte mevcut ağdaki web sitelerin anahtar kelime analizleri yapıldı mı yapılmadı mı? Sayfalar bölümü artık çok önem arz etmiyor çünkü bunu tamamladık. Sayfalar bölümünde de işte sitenin künye hakkımızda işte iletişim sayfaları hazırlandı mı hazırlanmadı mı? VBOT bölümünde de haber sitelerine hızlı bir şekilde içerik girebilmek adına VBOT'tan faydalanacağız. Şu anda mevcut sitelerin 4'ü VBOT'a ekli. Kategori bölümü işte mevcut web sitesinin kategorileri açıldı mı, açıldıysa kategorilerin açıklamaları girildi mi gibi. Ağ içi linklemede de değerli dostlar hedeflediğimiz link şu anda yeni medya düzeni, yani yeni medya düzenini besleyecek ağdaki web siteleri. Dış kısımda dış backlink'i refer ediyor. Yani burada işte ilgili web sitelerine bir backlink çalışması yapıldı mı? Onu kastediyoruz burada da. Burada yazı sayısı, burada indeks sayısı, burada da Search Console'daki görüntüleme, tıklama ve indeksin en son check edildiği tarih. Şu anda tabii ki bu videoyla birlikte ben bu ağı kurmadım. Bu ağı kurmaya birkaç gün önce başladım. Genel olarak tercih ettiğimiz altyapı zaten WordPress. Hosting tarafında halihazırda zaten Cloud Panel'in kurulumunu sizlere aktarmış. Bu mevcut ağda Cloud Panel'i tercih ettim. Bu web sitelerin ikisi dışında tüm web siteler Cloud Panel'de barınıyor. WordPress tarafında haber sitelerinde SmartMic, blog sitelerinde ise her zamanki gibi Genderpress'i tercih ettim. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi ben kullanmadığım ürünlerin satışını gerçekleştirmiyorum. Bu halihazırda zaten bu iki temanın da satışını ben gerçekleştiriyorum ki onun dışında ağda şu anda halihazırda indeks alan, yani hızlı indeks alan web sitelerimiz var. Mesela bu haberler 81'e biz botla birkaç içerik çek. Sadece Search Console'a ana sayfası indeks almamasına rağmen gördüğünüz gibi bak buradaki haber içerikleri çok güzel indeks aldı. Temel hedefimiz yeni medya düzeninde de indeks hızını arttırmak. Yeni medya düzeni zaten eski nüfus kayıtlı bir web site. Şu anda mevcut indeks hızını 3 saate kadar falan düşürebildik. Daha öncesinde çok uzun zamandır içerik gelinmediği için yeni medya düzeni indeks hızı ortalama 12 saati falan bulabiliyordu. Buradaki dediğim gibi temel hedefimiz indeks hızını arttırmak. Akabinde de mevcut sitelerin ziyaretçilerini arttırabilmek. Bu araçların yanı sıra bir de değerli dostlar özel olarak Python tabanlı bir proxy yazılımımız var. Proxy yazılımının da tanıtımına diğer videolarda geçeceğiz. Şu anda dediğim gibi bu videoda aktaracaklarım bu kadardı. Diğer videolarda da gün gün işte neler yapacağız, nasıl yapacağız veya işte yapıyorsak neden bunu yapıyoruz gibi sorular arkadaşlar yanıt vererek SEO tarafındaki uzun zamandır içerik üretmeme kısmını da artık tamamlamış olacağız. Bu videomuzda aktaracaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Takip